Arkadaşlar merhabalar. Birinci videoda temel dizi bilgilerini, ikinci videoda aritmetik diziyi, üçüncü videoda da şimdi geometrik diziyi anlatacağım. Burada geometrik dizide artık durumumuz şudur. Ardışık iki terim arasındaki oran arkadaşlar hep sabittir. Dolayısıyla 1, 2, 4, 8 mesela bir geometrik dizidir. 1 ile 2 arasındaki oran 2, 4 ile 2 arasındaki oran da 2, 8 ile 4 arasındaki de 2 arkadaşlar. Peki nasıl formül üreteceğiz? Bakın şöyle yazayım bir sefer. Burada zaten yazıyor ama A ne? Yani neyinci terim? A1 yine işin içinde. Artık ama arkadaşlar çarpı var. R üzeri N-1 var. Aritmetik dizinin formülünü hatırlayalım. AN eşittir A1 artı N-1 çarpı D'ydi. N-1 kısmı yine aynı ama artık burada ortak fark değil. Ortak çarpan devreye giriyor arkadaşlar. Şimdi örnek vereyim bakın. A5, A1 çarpı R üzeri 4 olacak. Diyelim A1 3 olsun. Ortak fark arkadaşlar 2 olsun ortak çarpan. Ve A7'yi bulalım. Bakın şöyle olacak. A7 eşittir. A1 3, R 2, aradaki fark 6, 3 çarpı 2 üzeri 6. İşte size 7. terim. Dolayısıyla formülü bilmemiz gerekiyor. AN A1 çarpı R üzeri N-1. Eğer herhangi bir terim cinsinden yapmak istersek o zaman arkadaşlar bakın bu formül AN eşittir AP çarpı R üzeri N-P. Böyle harfli bazen kafanıza yatmıyor. Bakın şimdi A8 eşittir A4 çarpı aralarındaki fark ne? 4. R üzeri 4 diyeceğiz. Gördünüz mü? Olay budur. İlk terimi 4 olan ve ortak çarpanı 2 olan geometrik dizinin 12. terimi kaçtır demiş. Buna göre o zaman ilk terimimiz 4, ortak çarpanımız 2, 12 eksi 1'den 11, 4 çarpı 2 üzeri 11 arkadaşlar A12 olacak. Formülü bakın yine yazıyorum. A12 eşittir A1 çarpı R üzeri 11 diyeceğiz. Tabi bunu düzenlersek 2 üzeri 2, 2 üzeri 11, 2 üzeri 13 oldu A12. Beşinci terimi 64 ve ortak çarpanı 1 bölü 2 olan geometrik dizinin ilk terimi nedir? A5 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4 olacak arkadaşlar. A5 64. A1 arkadaşlar kaç? Bilmiyoruz. Onu soruyor zaten. R 1 bölü 2 ve üzeri 4. Gördüğünüz gibi o zaman 64 eşittir. A1 çarpı 2 üzeri eksi 4'tür. 64 zaten 2 üzeri 6. 2 üzeri eksi 4, 2 üzeri 6 tarafına nasıl geçecek? Artı olarak geçecek. Böylece A1 de arkadaşlar 2 üzeri 10 olacak. Burada da geometrik dizinin 20. terimi kaçtır demiş. Gördüğünüz gibi 2, 2, 2. Ortak çarpanlar 2. O zaman A1, 4. A20 eşittir. 4 çarpı R 2 pardon 1 bölü 2 üzeri 19 gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşlar bakın 2'ye böldük, 2'ye böldük, 2'ye böldük şeklinde gidiyor. O yüzden ortak çarpanı 2 değil 1 bölü 2 demeliyiz. Burada da düzenlersek 2 üzeri eksi 19, 2 üzeri 2, 2 üzeri eksi 17 oldu arkadaşlar cevap. Ortak çarpanı bulurken arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. AN artı 1 bölü AN veya AN artı K bölü AN deyip ortak çarpanı bulabilirsiniz. İki terim arasındaki, ardışık iki terim arasındaki bölüm bize ortak çarpanı verecek. Önceki soruda olduğu gibi. Ama diyelim 7. terimi verdi bize 64. İşte 3. terimi verdi 8 olsun. Şimdi uyduruk yaptım. Ve bize dedi ki ortak çarpan nedir? O zaman ne yapacaksınız? İlla formülü ezberlemenize gerek yok. 64 eşittir 8 çarpı R üzeri 4 diyeceksiniz. Böylece 64 bölü 8 8'dir. 8 eşittir R üzeri 4 olacak. Her iki tarafın 4. dereceden kökünü alırsak 4. dereceden kök 8 eşittir R diyeceğiz. Anlaştık mı? Bu şekilde formül üretmeden de normal tek bir formülle hepsini yapabiliriz. Bakalım şimdi. AN 2 çarpı 5 üzeri N-3 dizisinin ortak çarpanı nedir demiş. Burada zaten bizden R'yi istiyor ve genel terimi vermiş. Genel terimini verdiği zaman hiç özel bir şey düşünmenize gerek yok. Direkt şunu yapın. A1 nedir?
2 çarpı 5 üzeri eksi 2. A2 nedir? 2 çarpı 5 üzeri eksi 1. 2 çarpı 5 üzeri eksi 1'i 2 çarpı 5 üzeri eksi 2'ye bölersen zaten 5. Gördüğünüz gibi ortak çarpan 5 olur. Zaten şu aslında taban bize ortak çarpanı veriyor. Öyle de ezbere bağlayabiliriz ama sorun değil. Genel terim verilmişse herhangi iki terimi bul. Büyük olanı küçük olanı böl. Yani büyük olan derken terim sayısı olarak büyük olan arkadaşlar. Yoksa cevap olarak büyük olanı değil. Burada tabii ki A1 A2'den daha küçük çıktı ama A1 A2'den daha da büyük olabilir. O bizi ilgilendirmiyor. Her zaman biz terim sayısı büyük olanı, terim sayısı küçük olana böleceğiz arkadaşlar. Bu bize ortak çarpanı verecek. Üçüncü terim 2 ve yedinci terimi 1250 olan pozitif terimli geometrik dizinin genel terimini bulunuz demiş. Bakın şimdi bir kere 1250 yedinci terim. Aradaki fark 4 yani R üzeri 4. Üçüncü terim neydi? 2. Böylece 1250 2'ye bölersek 625 eşittir R üzeri 4. Burada çünkü artık iki terim yapmıyoruz bakın. R buradan ne geldi? 5. O zaman güzel. Demek ki şunu söyleyebiliriz. A ne? A1 kaçtır bilmiyoruz. Çarpı R üzeri N eksi 1. Böyle diyebilirim. Ya da hazır üçüncü terimi biliyorken A ne? A3 çarpı R üzeri N eksi 3. Bu da olur. Dolayısıyla genel terim A3 2, R 5. Aradaki fark arkadaşlar N eksi 3. Bu işte bize genel terimi verecektir. Sonuçta N'li bir denklem bulmalıyız genel terim için. Genel terime AN olan pozitif terimli bir geometrik dizide A1 artı A2, bakın geometrik dizi sakın aritmetiğe gitmesin aklınız. A3 artı A4 eşittir 117 olduğuna göre dizinin ortak çarpanı kaçtır? Ne yapacağız? Sıkıştığımız zaman A1 cinsinden yapabiliriz arkadaşlar soruları. Bakın şimdi A2 A1 çarpı R üzeri 1. A1 zaten A1. O zaman A1 çarpı R üzeri 1 artı A1 eşittir 52. A3 A1 R kare artı A1 R küp eşittir 117. Şimdi arkadaşlar A1 parantezinde 1 artı R eşittir 52. Sonra A1 R kare ortak parantezin alırsak 1 artı R de gördüğünüz gibi 117 oldu. O zaman bunları bölersek A1'ler gider. 1 artı R'ler gider. 1 bölü R kare 52 13'e bölünüyor. 4 117 13'e bölünüyor. 9 arkadaşlar. 4 bölü 9 oldu 1 bölü R kare. Ters çevir R kare eşittir 9 bölü 4. Kare kökünü al. R eşittir 3 bölü 2 oldu. Dizinin ortak çarpanı. Gördüğünüz gibi ortak çarpan cinsinden yaparsak zaten mevzu geliyor. Pozitif terimli bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi 4x artı 2, x artı 2 ve x eksi 2 olduğuna göre dizinin ortak çarpanı nedir demiş. Bu ne demek? X artı 2'nin 4x artı 2 oranı neyse x eksi 2'nin de x artı 2 oranı odur. Öğretmenleriniz şöyle de öğretmiş olabilir. Şöyle birinci ve üçüncü eleman olduğu için bu da ikinci eleman olduğu için ortadaki eleman bu aslında geometrik ortalamadır. X artı 2'nin karesi 4x artı 2 çarpı x eksi 2 oluyor. Benim dediğimle aynı şeye geliyor zaten. O yüzden fark etmez. Bakalım buna göre. X kare artı 4x artı 4 eşittir 4x kare eksi 6x eksi 4 olacak arkadaşlar. Böylece 3x kare eksi 10x eksi 8 eşittir 0. Çarpanlarına nasıl ayrılır bu? 3x x diyelim. Eksi 4. Buraya da 2 yazalım. Hakikaten bakın oluyor. O zaman pozitif terimli dediği için dikkat edelim. 3x artı 2 x eksi 4 0. Buradan negatif olmayacak. Yani x 4 gelecek. Demek ki x 4 ise bir tanesinde hatta hepsini de yerine yazalım bence. 4 kere 4 16, 2 18. 4 artı 2 6, 4 eksi 2 2. Gördüğünüz gibi 18'in 6'ya bölümü 3, 6'nın da 2'ye bölümü 3. O zaman ortak çarpan neymiş? 1 bölü 3 arkadaşlar.
ikinci terim bakın, sonra da üçüncü terim oldu. Bu şekilde ortak çarpanı 1 bölü 3 bulduk. X, Y, Z sayıları geometrik bir dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre o zaman artık şunu söyleyebiliriz işte. Bir üstteki sorudan yardım alarak X çarpı Z Y karedir. Böylece Y kare çarpı Y bölü Y kare. Y kareler gidecek, cevap 1 gelecek. Y 6x bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi, y 2 kök x, x de bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre geometrik dizinin ortak çarpanı kaçtır demiş. Birincisi y artı x, o zaman 12'ye eşit çünkü aritmetik diziz diye söylemiş. Y çarpı x de o zaman 2 kök x'in karesi yani 4x, böylece y ne geldi? 4. X de buradan arkadaşlar 8 oldu. O zaman yerine yazarsak y 4, x gördüğümüz yere 8 yazarsak 2 kök 2, 4 kök 2 oldu. X zaten 8. Bakın 4 kök 2'yi 4'e böldüğümüz zaman kök 2, yine 8'i 4 kök 2'ye böldüğümüzde hakikaten kök 2. Demek ki geometrik dizinin ortak çarpanı kök 2'ymiş. Aynı aritmetik dizide olduğu gibi özel bir durum var arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Eğer alttaki indislerin, alttaki sayıların yani toplamları birbirine eşitse, aritmetik dizide toplamlar birbirine eşitti. Burada da çarpımlar birbirine eşitti. Yani A1 ile A5'in çarpımı A2 ile A4'ün çarpımına eşittir ya da A3 ile A3'ün çarpımına eşittir. Gördüğünüz gibi böyle bir şey söyleyebiliriz. Bakın şimdi hemen size bir örnek göstereyim. A4, A8 burada A1 ile A11'in çarpımına eşit olur. Sonuçta indisler toplamı 12 arkadaşlar. Tamam mı? A4 çarpı A8 bölü A3 çarpı A9'da da bakın indisler toplamı ne? 12. İndisler toplamı 12. Böylece o zaman burada cevap 1 oldu. AN geometrik dizi olmak üzere A3, A8, A20. İndisler toplamı 3, 8 daha 11, 20 daha 31 oldu. Böylece arkadaşlar 5, 13 daha 26, 5, 13 daha 26 pardon. 5, 13 daha 18, 31 olması için ne kalıyor geriye? 13. He, o zaman demek ki arkadaşlar A13 5'miş. Çünkü A13 çarpı A5'in çarpı bir de x olsun burası. A3, A8 ve A20'ye eşit olması için buradaki indislerin toplamının 13 artı 13 artı 5'ten 31 anca oluyor. O zaman burasının A13 olduğunu anladım. A13'te gördüğünüz gibi o zaman 5 geldi. Buraya bakalım. Geometrik dizide A3 nedir diye sormuş. Bak A2 çarpı A4 A3'ün karesi. Çünkü A3 çarpı A3. Yine A1 çarpı A5'te nedir? A3'ün karesi. O zaman A3'ün karesi. A3'ün karesi ve A3 243 oldu. Buradan da A3'ün 4. değil 5. kuvveti 243. A3'te 3 oldu arkadaşlar. 3 ile 48 arasında artan bir geometrik dizi olacak şekilde 3 terim yerleştirilirse bu geometrik dizinin ortak çarpanı kaç olur? Şimdi arkadaşlar burada şöyle 3 var, 48 var. Bu birinci terim. Şimdi gelelim araya 3 tane terim koyduk. O zaman 1, 3 daha 4, 5. terim oldu. Artık formülü düzenlerken A5 eşittir A1 çarpı R üzeri 4 diyeceğiz. Yani A5 48, A1 3, R üzeri 4. Böylece 16 eşittir R üzeri 4 olacak. Dizinin ortak çarpanı da 2 gelecek. Şimdi ilk N terim toplamı arkadaşlar aritmetik dizide belli bir formüldü. Burada artık başka bir formül. 1 eksi r a1 çarpı 1 eksi r üzerine bölü 1 eksi r. Bunu bilmeniz gerekiyor. A1'den an'ye kadar olan arkadaşlar elemanların toplamı. İlk n terimin toplamı yani. Bakın şimdi. İlk ne demiş bize? 2n 2 üzeri n eksi 1'miş genel terimi. Yani 1 versen 2 üzeri 1 0 oluyor. 2 versen 2 üzeri 1 oluyor şeklinde elemanları tek tek bulabilirsin. Geometrik dizinin ilk 15 teriminin toplamı nedir? Biz şimdi tabii şunu yapmayacağız. A1'i bul 2 üzeri 0. A2'yi bul 2 üzeri 1. Sonra işte 3. terimi bul 2 üzeri 2 nokta 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 2 üzeri 14.
Bu şekilde tek tek bunları tabii ki toplayamayız. Ne diyeceğiz? Formül. Birinci terimimiz ne? 1. Sonuncu terimimiz arkadaşlar ne? 2 üzeri 14. Ortak çarpanımız ne geldi? 2 gördüğünüz gibi. O zaman arkadaşlar ne olacak? Bakın 15 terim var. Dikkat edin. A1 zaten 1. 1 eksi 2 üzeri 15 bölü 1 eksi 2 diyeceğiz. Gördüğünüz gibi N burada çünkü 15. Şimdi tabii böyle mi kalacak? İsterseniz düzenleyin. Eksiye bölersek her iki tarafı 2 üzeri 15 eksi 1 olacaktır. Genel terimi 2 üzeri n olan bir geometrik dizinin ilk 10 teriminin toplamı kaçtır demiş. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, nokta nokta nokta, 2 üzeri 10 arkadaşlar. İlk terimimiz 2 çarpı 1 eksi 2 üzeri 10 bölü 1 eksi 2 oldu gördüğünüz gibi. O zaman 2 çarpı 2 üzeri 10 eksi 1. Dolayısıyla 2 üzeri 11 eksi 2'dir bu sorunun da cevabı. Pozitif terimli bir geometrik dizinin ilk 4 teriminin toplamının ilk 2 terim toplamına oranı 10 ise geometrik dizinin ortak çarpanı kaçtır demiş. Yazalım o zaman, formül yapacağız, yapabileceğimiz bir şey yok. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R. Bölü A1 çarpı 1 eksi R kare bölü 1 eksi R diyeceğim. Bu da ilk 2 terimin toplamı ve bu oran 10'muş. O zaman A1'ler sadeleşir. 1 eksi R'ler sadeleşir. 1 eksi R üzeri 4 nedir? 1 eksi R kare çarpı 1 artı R karedir. Dolayısıyla bunlar da sadeleşecek. 1 artı R kare eşittir 10 olacak. Böylece R buradan 3 geldi arkadaşlar. Ortak çarpan. Şimdiki soruda direkt toplam formülü verilmiş, bakın SN diye. Yani burada artık toplam formülünü direkt kullanmamıza gerek yok. Kendi zaten bize bir formül vermiş. Yerine ne yazarsak o kadar terimin toplamını buluruz. SN verilirse. 3 yazarsan ilk 3 terimin toplamını. 5 yazarsan ilk 5 terimin toplamını bulursun. Ona lütfen dikkat edin o yüzden arkadaşlar. Şimdi bakın. 3. terimi bulmamızı istemiş bizden. Bu neydi? Bu neydi? Hatırlayın. S3 eksi S2'yi soruyor bana aslında. Neden? S3 arkadaşlar A1 artı A2 artı A3'tür. S2 A1 artı A2'dir. Çıkarırsak bakın bunlar gider. Bir tek A3 kalır. Dolayısıyla S3 7 bölü 2 3 üzeri 3 eksi 1. Yani 26 bölü 2 13. 13 çarpı 7 91 oldu. S2 7 bölü 2 3 üzeri 2 eksi 1. Buradan da 4 kere 7 28 geldi. Haliyle arkadaşlar 91 eksi 28'den de 63 oldu arkadaşlar. Üçüncü terim. Arkadaşlar yaklaşık 20 dakika olmuş. Dizilerle ilgili problemler var. Onları ayrıca böyle bir 10 dakikada falan anlatayım. Bu 20. dakikada burada bitirelim bence. Sonra 4. videoda da MEB'in müfredatında olan kitabın sonunda da diziler konusunun sonunda sorulan soru modelleri var. Bir 5 tane falan onlardan çözmek istiyorum. 4. videoda görüşürüz arkadaşlar.